Efendim Güne Bakış'a hoş geldiniz. Günün sıcak gelişmelerini çok değerli iki gazeteci konuğumuzla konuşacağız. Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz efendim. Teşekkür. Ve Mehmet Ali Güller, Sayın Güller siz de hoş geldiniz. Evet, gündem sıcak dedik. Libya meselesi var, İran var, Irak var, Berlin'de bir konferans var. Onun dışında birçok iç siyasette de pek çok konu var ama bizi de ilgilendiren daha çok sınırlarımızın dışındaki gelişmelerle sanıyorum bu programı sürdüreceğiz, başlatacağız. Sayın Güller sizle başlayalım isterseniz. Bugünkü yazınızda diyorsunuz ki proaktif ismini verdiği iktidarın dış politikası bir sarkaç gibi bir uçtan diğer uca savrularak sönümleniyor. Biraz açar mısınız? Bu Libya'da da kendini gösteriyor diyorsunuz. Bu proaktif dış politika ne anlama geliyor? Türkiye için tehlikesi ne? Yani bu AKP açısından proaktif politika tarifleri her yerde olma, her yere müdahale etme, ön alma diye özetle tarif ediyorlar. Fakat bu politika uygulandığı her yerde bir hedefe odaklanan, bir siyasi hedefi gerçekleştirmeye odaklanan bir iş görmüyor maalesef. Son Libya meselesinde de olduğu gibi bir uçtan bir uca böyle sürekli salınıyor gelip sonra da sönümlenmiş oluyor. Yani burada o sarkaç tipik mesela örnek vermek gerekirse Libya'da bu arabuluculuk meselesi. Şimdi bir 3 gün önce kesinlikle arabuluculuk yapılamaz denilen, bunun gerekçesi olarak da Hafter'in terörist ve darbeci olduğu, gayrimeşru olduğu, yani onunla meşru olanı nasıl bir tutupta ikisi arasında arabuluculuk yaparız dendiği bir durum vardı. Şimdi 3 gün sonra Moskova ile Ankara ortak bildiri açıklıyor ve arabulucu olarak biz iki tarafa ateşkes öneriyoruz diye de bir bildiri yayınlamış oluyor. Yani bu bir uçtan bir uca savrulma. Anlatmaya çalıştığım o sarkaç meselesi o. Şimdi bunu tabii AKP hükümetinin pek çok dış politikasında görüyoruz. Aslında Libya meselesinin en başında da var o. Hani hatırlayın 2011 ne işi var NATO'nun Libya'da dendiği yer sarkacın bir ucu. Ama 15 gün sonra Libya, NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil etmek için orada olmalıdır demek de sarkacın başka bir ucuydu. Yani bir uçtan bir uca 15 günde savrulunmuştu. Benzerleri şimdi de oluyor. Yine mesela yine Libya konusunda bir örnek. Ana muhalefet partisiydi sanırım. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün devreye sokulması gerektiği öneriler vardı. Buna da mesela hükümet çok sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Ama ne zamanki İtalya Başbakanı'yla evet, görüştü. İtalya Başbakanı'yla görüştü. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün de Libya'ya gönderilmesinin önemli olduğunu, bunu önereceklerini söylediler. Yani bu da bir uçtan bir uca politika anlamına gelmiş oldu. Bu tabii sadece muhalefete bir siyaset yapma kozu vermiş olmuyor. Yani bu siyasetin sorunu, fakat Türkiye'nin çıkarları açısından baktığımızda da bir ana hedefe doğru giden bir siyaset olmuş olmuyor. Böyle de bir sıkıntısı var Türkiye açısından. Benzerini önümüzdeki günlerde muhtemelen asker gidecek mi, gitmeyecek mi, ne kadar gidecek, Putin buna ne kadar müsaade edecek gibi tartışmalarda da göreceğiz. Peki Sayın Sohtaoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha tekrarladı. Diyor ki Akdeniz'de haklarını Türkiye'nin korumak için Libya'ya asker gönderiyoruz diye. Şimdi bir ara buluculuktan bir şeyden o gibi bir süreçten geçiyoruz ama Dışişleri Bakanı biraz daha sert bir tonda söylüyor. Milli Savunma Bakanı biraz daha az sert bir üslupla söylüyor. Cumhurbaşkanı çoktan tepkisini dile getirdi. Hafter'in iki gün süre daha istediği söylenmişti ama bugün geldik Perşembe gününe. Evet. Moskova'dan yapılan açıklama zaten Moskova'da yapılan bu görüşme Berlin'deki konferansın hazırlığıydı şeklinde bir açıklama var. Neler bekliyor bizi Berlin'e, Berlin'e giden bu üç gün içerisinde? Yani bir kere ben Sayın Güller'e şöyle bir katkıda bulunmak durumundayım. Şimdi genel tablo içerisinde son aylarda biz baktığımız zaman dürüst ve açık konuşmak gerekirse Ankara'nın attığı her adım, her bölgede Rusya'nın başarı anı ismi yazılıyor. Bu da doğal olarak Washington penceresinden bakan ya da Washington ile Ankara'nın tekrar kol kola el ele olmasını savunan kesim tarafından da şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. Ama burada gerçekten sahaya baktığımız zaman da böyle bir durum var. Yeni ilerleyen zamanlarında konuşacağız çünkü
önümüzdeki dönem Türkiye'nin Rusya politikası ile ilgili çok ciddi değişiklikler yapması gerekecek. Çünkü önümüzdeki dönem Genelkurmay Başkanı Şoygu'nun olmadığı, Dışişleri Bakanı Lavrov'un olmadığı bir Rusya ile karşılaşacak Ankara. Bunu bu yeni sistemle ilgili mi söylüyorsunuz? Yeni sistemle ilgili. Ona geleceğiz. Konuşuruz. Evet, onu, o biraz sonra detaylarını konuşacağız. Ama yeni bir Rusya yapılanması ile karşılaşacak Ankara. Bu konuda bir tedbiri var mı? Umarım vardır. Ama bu Libya meselesinde hazırlıktı. Buradaki mesele Ankara'nın Trablus'u bir şekilde şu Berlin Konferansı'na kadar daha önceki sizin yayınlarınızda konuştuğumuz sapasalim kırılmadan dökülmeden masaya oturtmaktı. Bunu bir şekilde yaptı mı? Evet yaptı ama bunun alt başlıkları da var. Katar, Tunus gibi ülkelerin, Cezayir gibi ülkelerin de masaya oturtulması. Ama şimdi geldiğimiz tabloda benim edindiğim bilgi Tunus'un da davet edileceği yönünde ama baktığımız zaman gene dışlanan bir Yunanistan var. Ama ilginç de bir Berlin Konferansı 2000 kilometre uzaklıktaki Birleşik Arap Emirlikleri katılıyor. Siz Tunus'u dışlamaya çalışıyorsunuz. O listeyi sayayım mı? Belki izleyicilerimiz için de şey olur. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Kongo Cumhuriyeti'ne dikkatinizi çekiyorum. Mısır, Cezayir, bunun dışında da Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri. Almanya 11 ulusa davet yolladı. İşte belki bilmeyen seyircilerimiz için veya hatırlatmak için bunu da tekrar söyleyeyim derim. Buyurun. Ben de şöyle o zaman bir hatırlatmak yapayım. Tabii ama şey değil mi yani kesinleşmiş bir şey değil. Neticede yeni ülkelere yeni davetler gidebilir. Evet daha eklenecek. Evet. Ama şurada mesela ilginç bir nokta var izleyicilerimiz için. Afrika'da Çad diye bir ülke var. Nijer diye bir ülke var. Bu ülkeler kimin komşusu? Libya'nın. Ama bu konferansta yok. Bu biraz... Libya meselesinin çözümü ve Sudan, aslında değil mi? Bir de bir darbe girişimi var. Tabii tabii. Öyle. Yani bu ülkeler yok. Ama baktığımız zaman Libya meselesinin Hafter ya da Trablus arasında çözülmesinden ziyade bu iki gücü destekleyen ülkelerin aslında birbiriyle anlaşması Libya'nın daha hayırlı olacak gibi gözüküyor. Açık söylemek gerekirse. Şimdi Berlin Konferansı'nda birkaç gün sonra düzenlenecek Berlin Konferansı'ndan çıkacak sonuç taslak ben epey bir detay öğrendim. Bu 4 Nisan grupların 4 Nisan'daki sağ durumuna göre çekilmesini öngörüyor. Şimdi sahaya baktığımız zaman bu pek mümkün değil. Şimdi burada Hafter'in imzalamamasının sebebi eğer o mutabakatı ateşkesi imzalasaydı Trablus'u resmi bir yönetimi olarak kabul etmiş ve onun bir çatışan bir alt kurumu olarak masaya oturacaktı. İmzalamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Meşrulaştırma olacaktı yani Hafter. En büyük idealinin de özellikle Berlin Konferansı'na kadar Trablus'u alabilmek olduğu tabii da söyleniyor. Tabii ki şu an saatlerle yarışılıyor. Yani Trablus'u alıp oturmak başka Hafter açısından. Çünkü buna da bir parantez açmak gerekiyor. Dün Mısır'da bir askeri üs açıldı. Konuklar arasında Sisi'nin yanında Birleşik Arap Emirlikleri emiri ve bir karesine yakaladığımız Hafter var. Değil mi? Ama, maslahat güzarı, değil mi? Moskova maslahat güzarı. Yani Hafter masaya oturduğu zaman Berlin Konferansı'nda şu fotoğraf hiç sürpriz olmasın. Sağında Mısır heyeti, solunda işte Birleşik Arap Emirlikleri heyeti vesaire olduğu zaman, Fransa olduğu zaman kimse şaşırmasın. Şimdi burada başka bir blok var. Rusya evet bir nüfuzunu kullanamadı diye eleştiriler var vesaire. İşte kırmızı halıyla karşılanmayı bekliyordu vesaire ama umduğunu bulamadı. Bakın bu mesele, Libya meselesi sadece Trablus ve Hafter arasında bir siyasi güç meselesi değil. Bu meselenin temeline indiğimiz zaman Libya'da aşiretler arası ve kabileler arası etnik bir çatışma var. Bunun adını doğru koymak gerekiyor. Buradaki kabile yapısı birbiriyle çatışıyor. Yani özetle Arap olanlarda olmayanla kabileler arasında bir etnik çatışma hali var Libya'da. Bu kadar açık ve net. Ama bu yol haritasında hızlı geçeyim. Burada işte Birleşmiş Milletler temsilcisi Gassan Selami liderliğinde bir süreç planlanıyor taslakta. Bunun metni üzerinde bu okuduğum Birleşmiş Milletler'in yani konferanstan çıkacak metnin detayları. Burada işte saydığımız ülkeler var. Almanya devletinin temsil düzeyi henüz kesinleşmemiş. Şimdi burada bu askeri operasyonların Trablus'a karşı tırmanışı bazı zorluklara yol açacak konferansta. Çünkü Trablus'a yönelik saldırılar var. 5 toplantı gerçekleştirildi. Son günlerle bu taslak yol haritası taslağıyla ilgili 5 toplantı gerçekleştirilmiş. Şimdi burada yol haritası taslağı hükümeti kurma ve genel seçimleri düzenleme amacıyla temsilciler meclisinin temsilcilerinden 14,
Devlet Konseyi'nden 14 ve devrik lider Muammer Kaddafi kabilesi ve yandaşlarına bağlı birimler de dahil siyasi güç aktörlerden de 14 kişinin kapsayacak bir komite kurulması. Bu Birleşmiş Milletler sürecini destekleyecek bir komite. İşte askeri güvenlik var yol haritası. Burada da milislerin parçalanması, silah teslim edilmesi. Dün Rusya'ya Hafter'in 90 güne kadar varacak bir süre istediğini, milislerin parçalanması, dağıtılması, silahsızlandırılması için 90 güne kadar uzayacak, 60 ve 90 gün arası uzayacak bir süre talep ettiğini de ilettiğini biliyoruz resmi olarak. Burada bu yol haritasında da Libya ordusu çatısı altında birleştirme meselesi var. Bu iki gücü Hafter ve Seraj tarafını. Ekonomik boyutu var. Bu çok önemli. Burada Libya servetinin nasıl paylaştırılacağı konusunda bir soru işareti var. Merkez Bankası'nın rolü ne olacak? Oraya biraz sonra gelelim istersen. Evet. O para kısımlarına biraz sonra gelelim. Alanların evet. Güvenliği var. Sayın Güller. Durum bu. Evet. Burada siz peki, yani ben daha önce hep böyle diplomatik Avrupa Birliği zirvelerine gittiğim için belki çok net bilemiyorum ama size sormak isterim. Yani burada arabuluculuk masasında bütün taraflar aynı masaya oturur mu? Ki Hafter'le Seccar'ın bir ortak bir karesini görmedik. Şimdi esas soracağım şey şu. Hafter'in, en azından Hafter'e yakın medya organlarının neden Moskova'da Hafter'in masadan kalktığına dair tezleri şunlar. Biz hiçbir şekilde içinde Türkiye olan bir madde istemiyoruz. Ne Türk askerini istiyoruz, ne Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyoruz, ne de bir şeye karışmasını istiyoruz şeklinde. Peki bu konferansta madem Hafter istemiyor hiçbir şekilde Türkiye'yi, Almanya'ya şöyle bir şey diyebilir mi? Ben Türkiye katılırsa katılmam. Ama şu ana kadar çoktan katılacağını açıklamış Hafter. Bunu göze alabilir mi? Bu arada Merkel'in buraya yapacağı bir ziyaret bekleniyor. Belki 19'undan önce, belki sonrasında, tarih verilmedi. Bu listeyle ilgili bir pazarlık yapılabilir mi o toplantıda? Evet. Yani listeyle ilgili pazarlığın sürdüğünü biliyoruz. Hala Türkiye'nin ısrarları var Tunus konusunda. Fakat Tunus'ta da ciddi bir tartışma var. Erdoğan'a yakın Gannouchi ile muhalifleri arasında Türkiye'nin Libya'daki bir iç savaşa taraf olması konusunda ciddi tartışmalar var. Diğer yandan Libya'nın komşularının ağırlık düzeyi tartışması var. Benim anladığım kadarıyla 19'una kadar bu liste değişebilir. Fakat Hafter'in, hani bu Berlin konferansı yapılacaksa Hafter'in bu konferansa katılmaması gibi bir durum pek söz konusu görülmüyor. Kaldı ki daha önce aslında Seraj'la birlikte aynı karede göründüler. 2017'de bir girişim vardı. 2018'de yine bir girişim vardı. Buralarda aynı karede yer aldılar. O konuda bir sıkıntı oldu. Daha önce Libya'yı temsilen kendisinin davet edilmesinin beklendiği yönünde şeyler vardı ama İtalya'nın zaten bir girişimi sırasında da, evet, yani yan Almanya yana getirmişlerdi. Almanya bu listeyi açıkladıktan sonra herhangi bir şart koşmaksızın katılacağını açıkladı. Evet. Yani büyük ihtimalle katılacak. Burada tabii mesele şu. Yani katılacaklar arası açısından da mesele o. Davet edilecekler arasında da baktığımızda da mesele o. Bir yaşanan mesele sadece Libya'ya bu iki kuvvetten hangisinin hakim olacağı değil. Bundan daha önemlisi Doğu Akdeniz meselesinin buradaki büyük enerji ve güç mücadelesinin bir unsuru olarak Libya meselesi var ve toplamda Doğu Akdeniz tartışılıyor. Yani Berlin Konferansı biraz da Doğu Akdeniz tartışması bir yönüyle. Onu da belki şöyle özetleyebiliriz. Doğu Akdeniz baktığımız zaman aslında Amerika ile Rusya'nın bir enerji savaşı gibi görünüyor. Fakat bu enerji savaşı daha çok Avrupa Birliği'ni Amerika'nın yanında tutamama meselesi olarak ortaya çıkıyor. Niye? Bir yandan Amerika, Avrupa Birliği Rusya'ya enerji bağımlısı hale geldiği oranda biz ilerleyen yıllarda Rus nüfuzuyla daha zor mücadele etmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla Kuzey Akım gibi Amerika'nın, özür dilerim, Almanya'nın Rusya ile yaptığı anlaşma ya da Türk Akımı gibi Türkiye ile yaptığı anlaşmalarla Avrupa'yı daha da besleyen Rusya'nın enerji nüfuzu sonraki süreçte bir siyasi nüfuza dönüşecek. Bu Amerika açısından risktir deniliyor ve buna çareler aranıyor. Doğu Akdeniz mücadelesi biraz bununla da ilgili. O rezervler Avrupa'nın enerji ihtiyacına çare olur olmaz, o ayrı bir tartışma. Şu anki verilerle çok bir çare olacak bir durum gözükmüyor. Fakat bir yönüyle Doğu Akdeniz'de bu güç mücadelesini Rusya'ya kaptırtmamak
sonrası için Amerika açısından kıymetli olduğu için Libya meselesi bu kadar uzamış durumda. Berlin konferansında... Onun için mi peki Ankara'ya James Jeffrey bu görüşmeden önce geldi? Hafter masadan kalktıktan sonra işte Seccar İstanbul'da yani, Amerikan Büyükelçisi'yle görüştü. Tabii Amerika dün şöyle Trump, dahil oluyor. Doğrudan Cumhurbaşkanı asker, Erdoğan'la telefonla görüştü özellikle Libya doğrudan konusunda. Asker bulundurarak, askeri kuvvet bulundurarak Libya meselesine bir çözüm dahili şu anda söz konusu değil. Bunu Suriye'de de yapamıyor. Fakat sahada varlığını sürdüren Rusya'ya da bütün şartları teslim etmek istemiyor. Burada yeniden Türkiye'ye çengel atarak ya da Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde etkileyebildikleri üzerinden Libya konusunda kendisini çözümün bir parçası olmaya gayret sarf ediyor. Sıkıntı şu, Amerika açısından ancak oyun bozabiliyor. Yani şu anda oyun kurabilecek bir durumu yok sahada olmadığı için. Rusya'nın bütün bu Suriye'deki gibi Libya'da da bir oldu bittiye getirilip her şeyin Rusya'nın kontrolünde olduğu bir sürece de teslim olmamak için Berlin konferansı öncesi bir takım manevralar yapıyor. Peki Sayın Soğutoğlu, burada Hafter sırtını tam olarak kime dayıyor ya da kimlere dayıyor, en çok kime dayıyor? Rusya'ya mı? Çavuşoğlu'nun da dediği gibi bu süreci sabote eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi, Mısır'a mı, Fransa'ya mı, ama en çok kime? Üçüne. Doğru bir tespittir. Ama daha çok Birleşik Arap Emirlikleri'ni ön plana çıkartmak gerekiyor. Çünkü biz Libya'yı takip etmeye başladığımızdan beri, özellikle çatışmaların artmasından itibaren, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin gayet cömert bir şekilde silah gönderdiğini, ekipman gönderdiğini, toptur, tanktır, zırhlı araçtır, bunların gemilerle yasak olmasına rağmen Libya'ya gönderildiğini fotoğraflarıyla görüyoruz. Gördük de. Ama en büyük desteği, ki daha birkaç gün öncesinde gene Birleşik Arap Emirlikleri sevkiyat yaptı. Fransa da çok silah verdi. Bunların hepsinin desteği silah ve mühimmat ya da askeri araç gereç anlamında. Ekonomik olarak da muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği söylenebilir. Ama burada ben dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Burada bir ABD-Rusya kapışmasından bahsedeceksek, bunun en önemli iki alanı, bu Libya'daki istikrarsızlıktan dolayı etkilenen Cezayir ve Fas. Burada hem ABD'nin hem de Rusya'nın çok ciddi bir şekilde bu ülkede bir silahlanma yarışına ve silah satma yarışına girdiğini görüyoruz. Örneğin bir Rus-Amerikan çatışmasından bahsedeceksek, bunun ben alanının Libya değil Cezayir ve Fas olduğunu söylüyorum. Çünkü özellikle bu Batı Sahra meselesiyle ilgili bir güvenlik meselesi var. Fransa'nın Mali'ye kadar uzanan bir operasyon alanı var. Ve çok ciddi bir şekilde ABD'de, Rusya'da bu iki ülkeye, Fas'a ve Cezayir'e çok ciddi miktarda silah satıyor. İşte bu destek meselesinde Fransa'nın başı çekmesinin siyasi ve diplomatik alanda, bir kez daha tekrarlayayım, bu enerji meselesi dediğimiz Doğu Akdeniz meselesine Fransa'nın bu kadar sesinin yüksek çıkmasının sebebi, Avrupa'nın Kafkaslardan ve Rusya'dan gelen enerji hatlarına bağımlı kalmadan bu İsmest ya da başka projelerle Rus gazına ya da enerjisine bağlı kalmadan bağımlılığını kırmak, açık söylemek gerekiyorsa. Buna bağımlı olmak istemiyor Fransa'nın öncülüğündeki bu kanat. Burada bir Doğu Akdeniz meselesi dediğimiz zaman, biraz kahinlik yaparsam, mesela birkaç güne kadar Girit'in güneydoğusunda çok ciddi bir gerginlik yaşayacağız Yunanistan'la. Niye? Öngörülen hatlardan biri bu olacak diye. Hayır, mesela. Çünkü geçtiğimiz günlerde İsrail radar istasyonu kurdu Ege'ye, Girit'e Yunanistan bir lisans verdi Fransız şirketine. Şimdi bu Fransız şirketi birkaç güne kadar Girit'in güneydoğusunda arama tarama faaliyetlerine başlayacak, sondaja başlayacak. Ve bu alan Türkiye'nin ilan ettiği sınırlarla tam olarak çatışıyor. Birkaç gün içerisinde çok ciddi bir gerginlik de olacak bu konferansın öncesinde. Onu da önemli bir not olarak söyleyeyim. Özellikle bu konferansın öncesinde böyle bir gerginlik olacak. Evet, Girit meselesi, bakın, Berlin konferansını bir şekilde etkileyecek şekilde, çünkü Yunanistan dışarı bırakılmış durumda şu an işte konferans. Özellikle o zaman bu konferansı manipüle etmek Cuma için yapılacak. Cuma günü, Perşembe günü, Cumartesi günü Girit'te bir Fransız firması sondaja başladı haberinden sonra Türk donanmasında oraya gitmesiyle konferans öncesi çok ciddi bir gerginliğe gebe. Onu söyleyeyim. Bu konferansa da yansıyacak. Kim destekliyor dediğimiz zaman, Libya'da önemli olan destek vesaireden ziyade ekonomik bir boyutu var bu işin. Şimdi %40'ı petrol bölgesi, Hafter'in elinde vesaire, ama Libya'da bir servet var. Merkez Bankası meselesi var.
Kaddafi döneminde yurt dışında bloke edilen paralar var. Ve bunların ülkeye getirilmesi var. Bakın bu fonlar kim kontrol edecek? İşte Hafter, Fransa'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bankalarda duran Libya'nın bu gelirlerinin kontrolünü de istiyor. Çünkü bunlar çok ciddi miktarda paralar. Ya da altın külçeleri ya da vesaire vesaire. Esas meselelerden bir tanesi bu. Petrol dışındaki sadece enerji değil mesele. Çok ciddi bir yurt dışında Kaddafi döneminde geri alınamayan, geri verilmeyen, bloke edilen, bloke paralar, edilen paralar var ve fonlar var. Çok ciddi miktarlarda. Peki Sayın Güller, yazınızda da diyorsunuz, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha tekrarladı. Biz Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını korumak için Libya'ya asker gönderiyoruz. Ama diyorsunuz ki asker değil, Şam'a, Kahire'ye, hatta Tel Aviv'e diplomat göndermek gerekir. Ankara'nın Suriye'de Esad'ı, Mısır'da Sisi'yi beğenmeme lüksü yoktur. Yani o yüzden herhalde istihbaratçılar düzeyinde değil de bir artık hükümetler düzeyinde bir işbirliğinin çoktan zamanı geldi de geçiyor mu diyorsun? Evet. Yani şimdi Doğu Akdeniz'deki çıkarlar Türkiye'nin tek başına çözebileceği çıkarlar değil. Zaten eşyanın tabiatı gereği kıyıdaş ülkelerle yapacağınız anlaşmalarla zemin yaratabiliyorsunuz. Burada Libya ile yapılmış olması kuşkusuz önemli fakat tek başına bir anlamı yok. Bunun İsrail'le de, bunun Mısır'la da, bunun Suriye'yle de yapıldığı anda bir anlam kazanacak. Aksi takdirde sizin sadece Doğu Akdeniz'in bir ucunda münhasır ekonomik bölge sınırlaması yapıp diğer kalan tarafta diğer aktörlerin cirit attığı bir durum oluşacak. Dolayısıyla Türkiye burada diğer aktörlerle de münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması yapması gerekiyor. Bunun koşulları var. Bunun koşullarının birinci nedeni şu. Türkiye bu işi doğru anlatabilirse hem İsrail hem Mısır'ın Güney Kıbrıs'la yaptığı anlaşmalardan vazgeçip kendisiyle anlaşma yaptığı takdirde daha çok alan kazanacağı gerçeği var bir kere. Bu ciddi bir büyüklük. Diğer yandan Suriye konusunda zaten Rusya ile girilmiş bir işbirliğinden dolayı aslında Esad'la anlaşmanın da daha mümkün hale gelebileceği bir siyasal koşullar var. Bunlar olduğu takdirde Türkiye Berlin Konferansı sonrasında da orada tek başına bu konferans bu meseleyi çözemeyecek. Devamı gelecek kuşkusuz. Fakat sonrasında da Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyabilmek için bu saydığım ülkelerle münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması yaptığı takdirde Doğu Akdeniz'de büyük bir koz elde edecek. Tek başına Libya ya da tek başına askeri bir seçenek ortaya koyarak Libya'daki Serraç hükümetini korumaya çalışarak bu mesele çözülecek gibi görünmüyor. Peki Sayın Zohtoğlu, bir yandan da tabii ki bu İdlib meselesi. Ben izninizle bir noktaya devam etmek istiyorum çünkü önemli. Şimdi burada İsrail ile Türkiye'nin bu anlamda Libya gibi bir anlaşma imzalaması şu an pek mümkün değil. Çünkü İsrail'e baktığımız zaman İsrail'in de Lübnan'la ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Bu deniz meselesiyle ilgili. Aynı zamanda bu Gazze meselesinin mesela Gazze bombalandığı haberleri görüyoruz. Neden bu kadar İsrail Gazze'ye takmış durumda? Biraz daha suyun altına, denizin altına baktığımız zaman Gazze'nin ön tarafında, Gazze limanının ön tarafında çok ciddi bir doğal gaz yatağı var. Şimdi Leviathan bölgesinden iki gün önce İsrail Mısır'a doğal gaz ihraç etmeye başladı. Şimdi bu İsrail'le anlaşma yapılabilmesi için bir kere İsrail'in bu Filistin ve Gazze meselesini çözmesi gerekiyor. Çünkü mesela bu İsrail'in ihraç meselesinden dolayı çok ciddi sıkıntılar var Filistin'de. Yani Filistin'in doğal gazını İsrail satıyor suçlamaları var. Şimdi burada böyle bir anlaşma olması durumunda bu sefer Filistin tezlerine tezat bir davranış tutum sergilemiş olacak Ankara. O yüzden İsrail'e pek mümkün değil. Peki. Ama Gazze meselesi burada belirleyici olacaktır. Çünkü Gazze'nin deniz kısmında dediğim gibi çok ciddi miktarda bir doğal gaz var. Ve burada hak iddia ediyor İsrail. Ama Gazze'ye baktığınız zaman Filistin toprağıdır. İdlib'e geçeceğim ama onun öncesinde Sudan da önemli. Sudan'daki darbe girişimi acaba Libya için ne kadar önemli? Sudan da Libya'ya komşu. Değil mi? Güneybatısında diğer ülkelere göre. Güneydoğusunda. Evet, Güneydoğusunda. Ama çok az bir diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman. Daha ziyade. Niye Libya için bu kadar önemli acaba? Sohbet olursa sizle devam edelim. Şimdi Kuzey Afrika'nın orta bölgesinde
Şimdi kuzey tarafında, Kuzey Afrika'nın daha çok IŞİD saldırılarını görüyoruz. Ama orta kuşağında daha çok El-Kaide saldırılarının yoğunlaştığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın, İtalya'nın operasyonlar yaptığı, drone saldırıları yaptığı ya da onların lider kadrosuna yönelik El-Kaide kuşağı olarak tabir ettiğimiz o kuşakta bir varlık var. Şimdi Sudan'da bunlardan etkilenen ülkelerden bir tanesi bu El-Kaide kuşağından. Çünkü çöl dediğimiz saklanması kolay, vurkaç yapabiliyorsunuz, güvenlik zayıf. Dediğim gibi bir kez daha tekrar edeyim, Afrika'daki ordular 40-50 bin kişilik ordular ve böyle terörle mücadele falan gibi bir düzenleri yok. Sınırın kapısına koyuyorsunuz, gümrük muhafaza gibi. Cumhurbaşkanı'nın bugün özellikle Afrika'da da varız demesinin nedeni burada çıkan bütün olaylar ve buna bir mesaj da aslında. Çünkü yani. Bakın şu parantezi açmak gerekiyor. Şimdi anladığım, benim Kuzey Afrika'dan mesela Mısır Sina'daki saldırılara, Libya'daki saldırılara, çünkü Libya'nın Hafter dediğimiz yapının alt tarafında da IŞİD varlığı var. Yani buradan çok ciddi bir şekilde acaba kuşak mı oluşturulmaya çalışılıyor diye bir komple teorisinde düşünmüyor değilim açık söylemek gerekirse. Çünkü uzun süredir bu İdlib, Suriye meselesinin özellikle İdlib'e gözler çevrildiğinden itibaren ya da Rakka'nın alınması ya da Deir ez-Zor'un bir şekilde alınmasına itibaren Sina'da, Mısır'da çok ciddi saldırılar arttı. Hem turistlere yönelik hem Mısır güvenlik güçlerine yönelik. Bunların bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradan bir kısmının ben Mısır'a gittiğini düşünüyorum. Hatta bir dönem biz Bağdadi'nin bile Mısır Sina'da saklandığına dair rivayet demeyelim ama Mısır Kahire sokaklarında çok duyduk bunu. Çok duyduk yani. Ve bu kapsamda biz baktığımız zaman da Sudan meselesinde de şöyle bir durum var iç tarafına baktığımız zaman. Evet, El-Beşir bir şekilde görevden el çektirildi, kurumları kapatıldı vesaire ama özetle söylemek gerekiyorsa derin devletini Sudan yıkamadı. Sudan içinde hala istihbaratın olduğu, Beşir'in muhaliflerini bastırmak için kurduğu o istihbarat yapısı 6 ay önce silahsızlandırılıp emekli edilmesi gerekirken hala görevde tutulduğunu görüyoruz. Yani Sudanların bir yandan da kandırıldığını da görüyoruz. Bu sebepten dolayı da bu mesele eğer gerçekten Sudan değişecekse Sudan içindeki bu derin devletini, o derin devlet koridorlarını temizlemesi gerekiyor. Peki Sayın Güller, şimdi bir bilgiyi de paylaşalım. İdlib'le ilgili özellikle dün bir pazar yerinde bombalı saldırının düzenlendiğini ve en az 10 kişinin 10 sivilin 19'a yükseldi değil mi? Şimdi bugün de Esad rejimi İran destekli terörist gruplarla Rusya'nın hava desteğiyle, sevgili seyirciler, bunu da sıcak bir gelişme olarak, hala sıcaklığını devam ettiren bir durum olarak söyleyelim. İdlib'in doğusuna operasyon başlattı. Astana ve Soçi mutabakatına uyulmadığı şeklinde de ajanslar tarafından geçildi. Şimdi siz zaten Türkiye ile Suriye arasındaki en büyük sorunun şu anda İdlib olduğunu söylüyorsunuz ve Ankara'yı Rusya'nın Washington'a itmeden bugüne kadar çözmeye çalıştığını aktarıyorsunuz, özellikle Suriye meselesinde. Peki bütün bu uyarılara rağmen Rusya uyarıyoruz gibi Türkiye'den çünkü defalarca söz çıktı. Bu uyarıları dikkate almazsa Ankara Washington'a itilmek ya da onunla beraber bir işbirliği yapmak zorunda kalacak mı Suriye'de? Umarım kalmaz. Yani kalmamalı da bu tekrar Amerika ile Suriye'de bir işbirliği sürecine Türkiye'nin girmesi. Türkiye'nin de hayrına değil, bölgenin de hayrına değil. Burada sıkıntı şu, yani Türkiye'nin aslında birinci olarak, öncelikli olarak bu M4 ve M5 karayolu, Soçi Anlaşması mutabakatı içerisinde de yer alan bu karayollarının altında kalmış İki tane gözlem noktası var şu anda. Suriye'nin birini Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam operasyonlar sırasında çevresini ele geçirdiği, birini de işte bu son bir haftalık süreçte çevresini ele geçirdiği bölge var. Şimdi Türkiye'nin gözlem noktalarını buradan M4 ve M5'in gerisine çekilmesi mevcut haritaya baktığımızda bir zorunluluk olarak zaten görülüyor. Aksi takdirde bu sürekli Türk ordusuyla Suriye ordusunu bir sıkıntılı duruma sokmayı isteyenler açısından her zaman kaygan bir zemin olarak kullanılacaktır. Şimdi birinci boyutu bu. İkincisi şu, İdlib meselesi Soçi mutabakatının gereklerinin yerine getirilmediği ve uzatıldığı bir iş.
Yani burada doğrusu şu, bir an önce aslında o topraklarda Suriye kendi toprağı olan bu topraklarda egemen olması gerekiyor. Fakat AKP hükümeti ise İdlib'i verdiğinde Afrin'den de çıkmak zorunda kalacağını, bir jeopolitiğin gereği olarak bunu gördüğü için orada bulunmakta ısrar ediyor. Rusya ise yani Afrin'deki varlığını korumak istiyor. Evet, Afrin'deki varlığını koruyabilmesinin İdlib'de bulunmasından geçtiğini hesaplıyor. Rusya'nın buradaki pozisyonu ise şu, doğrudan sizin de tarif ettiğiniz gibi Türkiye'yi Amerika'nın yanına itmeden ama Suriye'nin de adım adım bu bölgesinde tekrar egemen olacağı ve zaman zaman Türkiye ile Rusya arasında çıkan sorunlarda da Suriye ordusuna yeşil ışık yakıp ona operasyon izni vererek Türkiye'de siyasal mesajlar verebileceği bir durum olarak kullanıyor. Burada doğrusu sağlıklısı aslında Türkiye Esad'la bir işbirliği anlaşması yaptığında bu meseleler zaten en maliyetsiz şekilde çözülmüş olacak. Bu İdlib meselesi de bir kangren olmaktan çıkacak. Çünkü orada aynı zamanda Rusya'nın riskli gördüğü gruplar, bunların Libya'ya ya da dünyanın başka yerlerine gitme olasılığı ya da geldikleri yerlere döndüklerinde daha staj görmüş cihadist olarak sorun yaratabilme potansiyelleri gibi pek çok geniş yelpazede sorunları olan bir durum. Dolayısıyla burada bir an önce o terörist grupların ezilmesini ve Şam yönetiminin oraya egemen olmasını istiyor Rusya. Peki. Sayın Sohtoğlu, şimdi yine benzer konuları size de soracağım ama bu arada Beşir Esad'la Putin bir araya geldikleri zaman Trump'la ilgili, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı diye haberler var. Biliyorum siz de duymuşsunuzdur. Putin'in Esad'a şakayla karışık Trump'ı Şam'a davet etmesini söylemesi de gülüşmelere neden oldu. Şimdi biz az önce bu İdlib üzerinden acaba Türkiye, Amerika'ya Suriye meselesinde daha da yakınlaşır mı derken çok imkansız mı? Yani Şam'a davet edilmesi ve orada bir Trump'ın mesela bir fotoğraf çıkması. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad ve Şam'a yönelik hızlı geçeyim. 10 tane yaptırım maddesi var. Sizi Esad davet eder mi? Öğrenelim hep beraber. Suriye'nin Fırat'ın doğusunda petrol ve stratejik kaynaklarını kontrol etmesini engellemek, Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut yolunu kesmek için Suriye'nin kuzeydoğusunda ve özellikle Irak sınırında askeri varlığının sürdürülmesi, Arap ülkelerine Şam ile herhangi siyasi ikili diplomatik veya kolektif normalleşme süreci başlatmamaları ve Suriye'de yeniden imar ve ekonomik projelere katkıda bulunmamalarının tavsiye edilmesi, Avrupa ülkelerinin Şam'da Avrupa Büyükelçiliklerini açmamanın yanı sıra Suriye'nin yeniden imarı ile siyasi süreçte inandırıcı bir ilerleme arasında bağlantı kurma konusunda izlediği tavrı devam ettirmeye teşvik edilmesi, Temsilciler Meclisi'nin onayladığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası uyarınca Washington'ın Şam'a yönelik yeni yaptırımlar uygulaması, Avrupa ülkelerinin yeniden imar projelerinde yer alan iş insanlarına yeni ekonomik yaptırım paketinin uygulanmasına teşvik edilmesi ve bu Avrupa ülkeleri bu taslak projeyi onayladı bu arada. Ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin benimsediği adıma karşılık adım yaklaşımının askıya alınması, bu madde işte Şam'ın siyasi süreçle ilgili olumlu adımlar atması halinde AB ülkelerinin işte normalleşme, yaptırımların hafifletilmesi gibi ilgili adımlar atmaya hazırlanması ve baskı uygulanması anlamına geliyordu. İşte bu yüzden Putin ve Esad Trump'la dalga geçti diye bütün evet. Dünya basınında da bu nedenle yani, aktardığınız şartlardı. Bunu zaten çok net bir şekilde doğru. Yani bu yaptırımlar, yani normalleşme, meşruiyet, işte yeniden imar meselesi bunlar gelecek. Ve aynı zamanda burada gene bir YPG meselesi var. Ama ABD'nin özellikle petrol alanları korumak için. Yani Trump'ın Şam ziyareti maalesef mümkün değil. Ne Emevi Camii'ni ne de Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret edip orada Putin gibi kiliseye kayıt yaptıramaz. Bu biraz hayal ürünü olacak. Hangisi daha zor olur? Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret etmesi ya da Trump'ın Şam'ı ziyaret etmesi. İkisi çok zor. Bakın. Şunun bir kere söyleyelim. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun dün bir açıklaması vardı. Ateşkesi ihlal edilmedi ama ufak tefek işte kazalar oluyor dedi. İşte 19 tane ölü var. Şimdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasının Pakistan'dan diğer bölgelere kadar çok etkisi oldu bu açıklamanın. Çünkü gelen fotoğraflar pek ateşkesin devam ettiği yönünde fotoğraflar değil.
sağdan gelen fotoğraflar. Bu ateşkes meselesinin bir kere adını koymak gerekiyor. İdlib'de hiçbir zaman ateşkes uygulanmadı. Ankara bunu bir ateşkes olarak görmek istiyor. Ama ateşkes dediğiniz şey sahada nedir biliyor musunuz? Esad'ın bir şekilde toparlanması ve İdlib'e yönelik yeniden saldırıda bulunmak için kendini toparlanması manasına geliyor. Bu açıklamayı Sayın Çavuşoğlu yaptıktan 2 saat sonra Güneydoğu bölgesinden İdlib'in Marat el-Numan bölgesine kara harekatı başlattı Esad. Bu ateşkesi neden kendini toplamak için kullandığını benim söylediğim argümanı destekleyecek bir şey. Marat el-Numan buradaki hedefi ne pahasına olursa olsun, bakın ben size söyleyeyim. Ankara istediği kadar Rusya'yı kınasın, arasın, Putin'le görüşme olsun. Esad bir şekilde o M5 karayolunu, o Şam'a nefes olacak. Enerji, ekonomik açıdan, lojistik açıdan nefes olacak. O Şam, Halep-Şam karayolunu almak isteyecek. Sadece Marat el-Numan da değil, İdlib'in doğusunda Sarakib'e de saldıracak. İranlı milislerin desteğiyle. Bakın burada İranlı milisler diyorum. Biz neden Rusya'dan bahsediyoruz? Burada İran ve Rusya'nın desteğiyle o M5 karayolunu Esad almak isteyecek. Ve ne pahasına olursa olsun da kınamaya rağmen de sivilleri öldürse de almak isteyecek. Sahanın gösterdiği tablo bu. Buna ateşkes demek biraz ilginç kaçıyor açık söylemek gerekirse. İdlib'de bir ateşkes olmadı bugüne kadar. Zaten bir yılda 5 kez ateşkes ilan edildi. Bakın İdlib'de bir ateşkes olmadı ve bundan sonra ilan edilecek ateşkesler de bir işe yaramayacak. Bunun en büyük muhatabı Esad'ın. Uymadığı bir ateşkesi kimle sağlayacaksınız? Ben bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin İdlib'de izlediği politika ikna ve bu manada konuşarak silah bıraktırmaydı ve sivil hayata karışmasıydı. Bu uzun süreç. Yani ben size Emre Buka ile konuşayım, hemen ceketi kravatı çıkartın sivile dönün. Böyle bir şey yok. Bunlar silahlı gruplar. İknası zor. Ve sizin anladığınızda sağ sol gibi bir ideolojiye sahip değiller. Cihadi ekol, bu başka bir şey. Siz İdlib'i boşaltırsınız, sakalı keser, çıkar gider, yarın öbürsü gün Afganistan'da görürsünüz. Cihat başka bir şey. Bu kavramı bilmeden değerlendirme yapamazsınız İdlib hakkında. Gider Çin'e, Doğu Türkistan meselesi var. Gider başka yere, Keşmir'e. Alan var. Çünkü bütün çatışmalı alanlar İslam coğrafyası içerisinde. Yani İdlib boşaltılmış, boşaltılmamış o adamlar için bunun bir önemi yok. Yemen'e gider, Libya'ya gider. Cihat dediğiniz şey, kavram, bu anlamda onlar için açık dünyanın her bölgesinde uygulanabilir ve yapılabilir bir şey. Ki İdlib'e baktığınız zaman dünyadaki bütün çatışmalı bölgeler içerisinde en tecrübeli savaşçıların olduğu bölge. Bu yüzden Türkiye'nin dediğine biraz Rusya'nın uyması gerekiyor. Ama şunu da önemli söyleyeyim. Türkiye'nin bütün hamleleri Ankara'nın hanesine, Rusya'nın hanesine bir başarı olarak gözüküyor. Ve Ankara'nın yaptığı her hamle Rusya'ya alan açıyor ve Esad'a alan açıyor. Bunu da önemli bir not olarak altını çizeyim. Fırat'ın doğusuna giremeyen Rusya, şu an Fırat'ın doğusuna Haseke'de, Kamışlı'da karakollar kuruyor, devriyeler atıyor. Devriye meselesi vardı. Devriyeler ne oldu? Demek ki işler yolunda yürümüyor. Bu sessizlikle karşılansa bir bahar havası olsa da ne Amerika Birleşik Devletleri ile ne de Rusya ile bir bahar havası yok. Ankara'nın çok ciddi bir şekilde strateji geliştirilmesi gerekiyor. Bakın bir kez daha söylüyorum. Birazdan konuşacağız. Bu Rusya'nın anayasa meselesi vesaire olduğu zaman Ankara bambaşka bir Putin ekibiyle karşılaşacak. Genelkurmay Başkanı Şoygu'nun olmadığı, Dışişleri Bakanı Lavrov'un olmadığı ve kimin geleceğini bilmediğimiz bir kabineyle karşılaşacak. Ve bu Rus dış politikasına da yansıyacak. Ve Ankara hem Suriye'de hem diğer bölgelerde bu işbirliğinin artık nesini görecek? Ancak o zaman anlayabileceğiz, görebileceğiz. Oraya geleceğiz. Ama bir strateji gerekiyor. Onun öncesinde Irak'ta DAEŞ'e karşı ortak operasyonlara Amerika tekrar başladı. Ama kısa bir reklam arası var. Sonra Sayın Güller'le bu konuyu konuşacağız ama dediğimiz gibi kısacık bir ara. Sıcak gündemi değerli gazeteci konuklarımız Mehmet Ali Güller ve Mete Sohtaoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Güller, şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu Süleymaniye'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü DAEŞ'e karşı olan operasyonlarını bir durdurduğu gibi gözükmüştü. Şimdi Irak'ta da DAEŞ'e karşı ortak operasyonlar başladı.
diyor ki Süleymani'nin öldürülmesi İran'la Amerika arasındaki PYD hesaplaşmasıdır deniliyor. Siz buna neler diyeceksiniz? PYD mi? YPG. Yok yani Irak'ta bir ilgisi yok. PYD. Şeyde İran'da. Şöyle yani birincisi şunu söyleyeyim. Hani IŞİD Amerika açısından her zaman başından beri 2014'ten beri kullanışlı düşmandır. Suriye konusunda Obama bir IŞİD stratejisi belirlediğinde de o stratejinin özeti PYD'yi, YPG'yi dünya açısından meşru bir kuvvete dönüştürmek için kullandığı bir araçtı. IŞİD'e karşı mücadele eden bir YPG meşru olacaktı. Şimdi yeniden IŞİD operasyonlarının gündeme geliyor olması biraz Kasım Süleymani suikastı sonrası Irak'tan Amerikan askerlerinin çıkmasının gündeme gelip gelmemesiyle ilgiliydi. Şimdi Amerika parlamentonun 5 Ocak'ta aldığı kararla varlık nedenine yeni bir anlam katmaya çalışıyor. Ben burada IŞİD'le mücadele ediyorum demiş oluyor. Bu evet, doğrudan IŞİD operasyonu. Bu iş için buradayım ve tehlike hala devam ediyor mesajını veriyor. Evet, öbür türlü sorunuzun öbür kısmına değinirsek hani İran ve Amerika'nın Irak'ta bir varlık mücadelesi var. Aslında çok basitleştirirsek meseleyi Amerika Irak'tan İran'ı çıkarmaya çalışıyor. İran da Irak'tan Amerika'yı çıkarmaya çalışıyor. Kasım Süleymani meselesi de bunun yeni bir cephesi oldu. Kasım Süleymani'ye çünkü Amerika daha çok İran'ın bölgedeki, Irak'taki, Suriye'deki, hatta Lübnan'daki, hatta Yemen'deki kolu olarak bakıyor. Şimdi o kolu kesmek hamlesi olarak tarif ediyor bunu. Fakat iş Amerika'nın bu hamlesine karşı tersinden Irak'ta bir Amerikan karşıtlığını gündeme getirmiş oldu. Nihayetinde parlamentoda Amerikan askerlerinin çekilmesi gerektiğine dair bir karara dönüşmüş oldu. Bu mücadelenin süreceği bir durum var. Hani PYD boyutu işin belki şurada var. PYD konusu nasıl gündeme geliyor? Amerika İran'la Suriye arasındaki bağlantı Irak'ın üzerinden geçen bu kuvvetleri oradaki YPG kuvvetlerini bir düzenli orduya dönüştürüp bunu Irak-Suriye sınırında mevzilendirerek o hattı kesmeye çalışıyor. Bu Türkiye'nin barış harekatı sonrasında yaptığı Amerika ile anlaşmadan sonra o aşağıda 30 milin altındaki bölgede bir tahkimat alanı oluşturmak diye önüne getirilmiş oldu YPG'nin. Bunu da aslında şöyle formüle etti anımsarsanız Trump. Kürt güçlerinin petrol bölgelerine ilerlemesinin vakti geldi dedi. O ilerleyecekleri nokta doğru bir petrol bölgesi ama aynı zamanda İran bağlantısını, İran-Suriye bağlantısını kesmek için Irak-Suriye sınırında YPG'nin bulunmasını istediği bölgeydi. Peki, Sayın Soltuoğlu, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da özellikle İran'a yaptırım mekanizmasını devreye sokmamaları halinde Avrupa Birliği'ne, ki bu ilk açıklamasında Çin de dahildi, orada araçlara, ithal araçlara özellikle gümrük vergisi koymakla tehdit ettiğini, şimdi hatırlatalım izleyicilerimize, yaklaşık %25'lik bir tarife uygulamakla tehdit ediyor. Bu ne kadar etkiler Avrupa Birliği'nin İran'la ilgili stratejisini? Orada temel meselelerden bir tanesi çelik. En önemli madde İran için çelik. Muhtemelen çelik, demirden Amerika Birleşik Devletleri vurmak isteyecektir. Çünkü İran'ın hem silahlanma sanayi için, hem endüstrisi için hayati ham maddeler bunlar. Muhtemelen buradan vuracaktır. Ama burada esas Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti özellikle bu uzun menzilli füzeler anlaşması ve aynı zamanda nükleere çevirebilecek bu füzeler anlaşmasını bir şekilde kendi çıkarlarına yönelik masaya oturtmak. İki nükleer meselesi var ve bir anlaşma, yeni bir anlaşma talep ediyor Trump. Ama Tahran'a baktığımız zaman var olan anlaşmanın üzerinden konuşalım. Bu böyle bir görüş farklılığı var. Tarihe baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen dünyaya bu kadar geniş ülkeye ve topluluğa yaptırım tehdidinde bulunduğunu hatırladığımız dönem hangisiydi? Yani bunun en acı çekeni Kuzey Kore. Ama şöyle de bir durum var. Bunu özendirmek için söylemiyorum ama
Neticede elinizde nükleer bir güç varsa ve uzun balistik füzeleriniz varsa, Kuzey Kore örneğindeki gibi söylenip söylenip, bağırıp çağırıp ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle de bir durum var. Ha, İran da keza öyle. Neticede bunlar bir güç. Mesela İsrail diyoruz. Mesela İran'ın füzelerini tabii konuşuyoruz, balistik füzelerini, Kuzey Kore'yi konuşuyoruz. Hem Türkiye'den de dünyada konuşulmayan bir de İsrail'in füzeleri var. Bunlar niye konuşulmuyor? Bu da tuhaf. Ya da Hindistan'ın da aynı şekilde balistik füze hem mevcudiyeti var, hem de bu konuyla ilgili araştırma geliştirmeleri var. Keza Pakistan aynı durumda. Ama burada tabii mesele ekonomik çıkarlara, ticarete geliyor. Çok ciddi bir şekilde bir Asya Şafağı'ndan bahsediliyordu. Bu Asya Şafağı'nda Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bütün gözlerini sömürebilecekleri Asya kıtasını artık çevirdiler. Ve Asya ne sömürülebilecekse gözlerini diktiler, ama fark etmedikleri bir şey var. Orada uzun zamandır faaliyette olan bir Rusya, bir Çin, onunla karşılaştılar. Hatta İran'la karşılaştılar. Şimdi bu çıkarlar çatışması içerisinde İran'ı masaya oturtmak istiyor. Açık ve net söylemek gerekirse. Yoksa İran'da bir yönetim değişikliği, rejim değişikliği hiç sanmıyorum. Ama bir çatışma evrilecek. İran onu bırakmayacak. Muhtemelen, bakın önemli bir nokta söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef almayacaktır İran. Ama şunu önemli bir not olarak söyleyeyim. Kayda geçmesi açısından. Irak'ta ya da Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinden tırnak içerisinde bir tanesini İran hedef alırsa burada kimse şaşırmaz. Kim olur? Dolaylı yoldan ABD'nin canını yakacak ama direkt karşısını almayacak. Ben bir hedefe kilitlendiğini düşünüyorum İran. Bu Suriye'de YPG olabilir. Bakın çok ciddi bir olasılık olarak söylüyorum bunu. Ama aynı zamanda Irak'ta da gene ABD ile işbirliği yapan başka grupları da hedef alabilir. Direkt ABD'nin canını yakmadan ama dolaylı yoldan mesajını vereceği bir saldırıda ben açıkçası bekliyorum Irak ve Suriye'de. Hatta Afganistan'da. Bunu da önemli bir not olarak söyleyeyim. Durum masaya oturtmak. Ha, masaya oturacaklar mı? Şunu da söyleyeyim, komple teorisi değildi artık bu. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın bazı konularda anlaşma sağladığını ama anlaşma şartları ile ilgili anlaşamadığını düşünüyorum şu an. Bu füze tiyatrosu ve diğer tiyatro gösterileri dışında ben Tahran'la Washington'ın bir mutabakata vardığını ama iki tarafında naz yaptığını ve anlaşma şartlarında anlaşamadığını düşünüyorum. Peki geçiyoruz Rusya'ya, Rusya'daki yeni sisteme. Sayın Gürler, şimdi bu siyasal sistem değişikliğine gidiliyor. Daha önce hemen Putin'in saatler önce yaptığı bir açıklamadan sonra Medvedev'in istifasını, artık başbakanlık olmayacağı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de 11 maddelik bir anayasa değişikliğini önerdiğini aktarmıştık. Şimdi burada dikkat çeken maddeler var. Diyor ki uluslararası hukukun üstünlüğüne sınırlama getirilecek. Bu çok çarpıcı. Halen doğrudan devlet başkanı tarafından atanan başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar parlamento tarafından seçilecek. Danışma organı olan devlet konseyi, yürütme yetkisi olan anayasal bir kurum haline getirilecek. Şimdi az önce Sayın Softaoğlu dedi ki bu değişiklikten sonra Türkiye'nin de çok dikkat etmesi gerekiyor diyor. Biz şimdi buna sadece uzaktan, sanki Rusya sadece bir sistem değiştiriyormuş, olsun yani bizde de nasıl bir sistem değişti ama Ruslar da acaba tamamen başkanlık sistemi gibi bir şeye mi geçecekler diye bakıyoruz, ama böyle bir tehdit görüyor musunuz siz? Yani bir kere olanı önce bir tarif etmek lazım. Ne oluyor? Aslında olan şu: anayasa gereği tekrar devlet başkanı olamayacak Putin 2024'ten sonra da Rusya'yı yönetebilmek için bir model değişikliği öneriyor. Tabii modelin ne olacağı çok kesin değil henüz. Bir yandan parlamenter sistem diyeceğimiz yasama, yargı ve yürütmenin ayrıldığı ve Duma'nın, yani parlamentonun, meclisin tekrar güç kazandığı, başbakan belirleyebildiği, başbakanın icraatlarını belirleyebildiği bir model var. Bir de danışma kurulu vazifesi görmüş devlet konseyinin yürütmeye çevrilip Putin'in başbakan olmak yerine o konseyin başına geçerek, yürütme yetkisi kazanmış konseyin başına geçerek Rusya'da etkin olmayı sürdürebileceği bir model var. İki model tartışılıyor. Rusya'daki muhalefet partileri tabii itiraz ediyor şu anda buna, böyle bir olasılığa. Ama ağırlıklı Rusya parlamentosundaki güç dağılımına baktığımızda
Putin'in önerdiği modelin geçeceği görülüyor. Ha tabii yani Lavrov, Şoygu konuşuldu, bunlar olur mu olmaz mı? Kağıt üzerinde bilmiyoruz henüz. Medvedev devlet konseyi başkan yardımcılığına atandı. Yani bir olasılıkla devlet konseyinin başına Putin geçtiğinde yardımcısı Medvedev olmuş olacak. Hükümet nasıl bir hükümet olacak bilmiyoruz. Muhalefetin önerdiği isimler var. Putin'in kendi önerdiği isim doğrudan vergi sisteminin, federasyon vergi dairesinin başındaki isim. Bunun dışında neler olacak henüz belli değil. Yani kim icranın diğer kuvvetleri kim olacak bunlar belli değil. Fakat ben şunu düşünüyorum, hani Lavrov konusu ve Şoygu aslında Putin kadar Rus devlet siyasetinin üretilmesinde etkili isimler. Şoygu'da, Lavrov'da bir şekilde bu siyasetin içerisinde savunma bakanı ya da dışişleri bakanı olarak kalmasa bile bu modelin içerisinde yine etkili kuvvet olarak bulunmayı sürdürecekler diye öngörüde bulunuyorum. Sayın Devlet Soltuğ. Konseyi'ni de belki izleyenler için hani bir bilgilendirelim. Yani bir danışma organı. Şimdi danışma organı ama çok danışma düşürecek. Organı ben de bahsedeceğim. Olması yani şöyle bir federasyon olduğu için 76 tane bölge valisi var orada. Yani Amerika'nın ya da Türkiye'ninkine benzeyen bir ulusal güvenlik danışma kurulu değil. Yani doğrudan valilerin de olduğu bir kurul. Şimdi buna yürütme yetkisi yok mu? Yok, danışma. Şimdi yani şu anda danışma. Fakat böyle bir kuruma siz yürütme yetkisi verdiğiniz anda hakikaten çok güçlü bir yapıya dönüşüyor. Bütün valiler orada. Yani federasyonu komple yönetiyor olacaksınız. İcranın başı olacaksınız pratikte. Sayın Soltuoğlu, yani Türkiye'nin özellikle bu yeni sistemlerinin neden dikkat etmesi gerekiyor? Dikkatli davranması gerekiyor. No, çünkü çok önemli dediniz. Evet. Ben şimdi biraz Kremlin koridorlarına kulak verdim. Şimdi Kremlin koridorlarına baktığımız zaman orada bu yani Rus diplomatları takip eden gazeteciler şöyle söylüyor. Duma, Devlet Konseyi ve Putin arasında bir satranç tahtası kurulacak. Artık 2024'ten sonra diyor. Burada at oynatmak isteyen ya da o sandalyede oturmak isteyenler varsa bu üçgen arasına gidip gelecekler diyorlar. Ama burada muhalefetin özellikle en büyük eleştirilerinden bir tanesi Sovyetler Birliği'ndeki sisteme mi geri dönüyoruz eleştirileri var. Ama ben bir cümleyle özetleyip Türkiye meselesine geçeyim. Önümüzdeki dönemde tabii bu işte parlamentoya başbakanı seçme ya da üyeleri seçme konusunda güçlendirilmiş bir yetki vermeyi planlıyor Putin. Ama burada özellikle dikkat çekici taslakta bir bölüm var. Özellikle demografik yapıya çok dikkat çekti Putin. Özellikle okula giden çocukların yaşına dikkat çekti. Eğitim kalitesine dikkat çekti. Bu çok önemli. Onu özellikle söyleyeyim. Ve eğitimin bu anlamda güçlendirilmesi ve nüfus meselesini gündeme getirdiğini özellikle ben Putin'in söyleyeyim. Bu bir devlet planlaması, Rus devlet planlaması, uzun vadeli. Şimdi burada geldiğimiz zaman tek bir cümle söyleyeyim, bitsin. Biz Rusça bitsin devlet başkanı, sonra Türkiye'ye geçecek. Tabii, Rusça devlet başkanı Putin diyoruz. Bu referandum 1993'ten sonra ilk defa düzenlenecek bu referandum olursa Rusça devlet başkanı Putin değil, devlet konseyi başkanı Putin demeye başlayacağız. Anayasa meselesinden benim tek söyleyeceğim cümle budur. Türkiye tarafına geldiğimiz zaman gene Kremlin koridorlarında kulak verirken ben şuna da şahit oldum. Çok ciddi bir değişiklik olacağı konusunda ve özellikle Şoygu'nun ve Lavrov'un Sayın Güler'in dediği başka görevlerde bu devlet konseyi içerisinde, çünkü bu devlet konseyi dediğimiz yapı önümüzdeki Rusya'da bunu çok duyacağız. Çünkü bunun da başına geçeceği bekleniyor. Devlet Konseyi Başkanı sıfatıyla Putin'in liderlik edeceği bekleniyor. İşte Lavrov'u ya da Şoygu'yu ya da Türkiye'de gözden kaçan bir detay, Çeçenistan'ın başına koyduğu Rusya'nın Ramazan Kadirov'un ve iki gün önce sessiz sedasız o da bir şekilde istifasını ya da izin istedi diyelim hadi, istirahate çekilmek için ortadan kaybolan Ramazan Kadirov'un da bu Devlet Konseyi içerisinde önümüzdeki dönem yer alması beklenilmeli. Türkiye'yi bekleyense şu an Suriye'de arayıp konuşulabilen bir Lavrov bahar aylarında olmayacağı ya da arayıp Suriye ile ilgili sıkıntıların iletildiği bir Genelkurmay Başkanı Şoygu'nun olmayacağı bir bahar ayları geliyor. Ama Rusya ile ilişkiler böyle kişilere dayalı ilişkiler mi Türkiye? Bir yani devlet politikasının Şoygu olmasa başka biri gelse ne çok büyük bir risk mi teşkil edecek Türkiye için? Şimdi bir samimiyet var. Şimdi ikili ilişkilerin de etkisi var Suriye'de.
açık konuşup sorunu çözebiliyorsunuz. Ama bu yeni gelecek kişiler kim? Eğilimleri neler? Yeni bir dış politikası gelecek. Bu belli. Bu anayasadan sonra çok ciddi bir Rus politikasına değişiklik olacak. Peki bu değişecek Rus dış politikasından Türkiye nasıl etkilenecek? Ki en büyük herkesin gözünü diktiği Suriye meselesi nasıl etkilenecek? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara'nın ilişkilerine bakıyoruz, Moskova ilişkilerine bakıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Ankara'nın şu an manevra yapabileceği bir alan kalmadı Suriye'de. Bir İdlib meselesi var. Şimdi İdlib meselesini konuşuyoruz. Şimdi Trablus'tan İdlib meselesi bağımsız mı? İsteyeceğim çünkü süremizin de sonuna yaklaştı. Ben şunu söyleyeyim o zaman. Trablus meselesiyle İdlib meselesini ben Libya meselesini ayrı okumuyorum. Bu bombardıman, bu başlayan kara harekatının da Ankara'ya çok ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Şunu da diyebiliriz komple teorisi. Trablus'a karşılık İdlib mi? Bu da sahada dillendirilen komple teorilerinden bir tanesi. Ama özeti şudur. Yeni bir Rus politikası gelecek, dış politikası gelecek. Ankara bu konuda kendi çıkarları doğrultusunda çok ciddi hazırlık yapmalı. Özellikle Suriye sahasında. Çünkü bu anlattığımız her şeyden etkilenmeyen sadece bir isim var. YPG. Çünkü ABD'nin de pasifliği, Rusya'nın da pasifliği Ankara'nın iş yapamaz hale getiriyor. Kazanan ABD, Rusya ve YPG. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Softaoğlu, Sayın Güller. Teşekkür ederiz. Efendim, güne bakışı bugün de noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstanbul'da bugün hissedilen en yüksek sıcaklık 10, en düşük sıcaklık 6 derece. Hava sıcaklığının yarın ve cumartesi